Bugün her zamanki gibi uzanıp YouTube'da takılırken gözüm birden kardeşimin izlediği televizyona takıldı. Survivor izliyordu. Uzun zamandır televizyon izlemediğim için Survivor'a da uzaktım. Ulan dedim bir değişiklik var. Eskiden izlediğimde erkekler kas gösterisi yapardı. Şimdi bakıyorum eser yok. E kızlara baktım eskisi gibi bikini giymiyorlar. Erkekler ve kızlar aynı barakada uyumuyorlar. Önce kendi kendime sadece onların giymek istemeyebileceğini düşündüm. Barak olayı da kendi seçimleridir falan. Ancak öyle değilmiş. Survivor'ın geçmişten günümüze olan kadrosuna baktım ve yılların bazı şeyleri değiştirdiğini gördüm. Ha bir de Yunanlı yaşmacılar için bahsettiğim şey geçerli değil. Yani bir bikini giyip giymemeleri ya da erkeklerin üstü açık gezmemeleri bir sorun mu? Yok değil. Zaten televizyon izlemediğim için... Bu durum zerre umurumda değil. Ben sadece bu konuyu araştırdım. Ve 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 bazı şeyleri kendim anladım. Bir yerden açıklama beklemeye gerek yok. Ülkemiz insanı demek ki henüz karşı cinste aynı barakada, şortla, bikiniyle etkilenmeden yatacak seviyeye ulaşmamış. Ya da erkeklerin kaslarına karşı etkilenmeden televizyon izleyecek duruma gelmemiş. Neyse bunları boş verelim. Tüm bunları yapanların arkasında ülkenin sosyo kültürel yapısı yer alıyor. Belki de bazı şeyler için hazır değiliz. Bu videoya yüksek ihtimalle neden bikini giymediklerini öğrenmek için girdiniz ve az çok öğrendiniz. Ancak benim asıl anlatmak, söylemek istediğim şey umarım aklımızdaki tüm kirli cinsel içerikleri bir kenara koyar, karşımızdaki cinse o şekilde bakabiliriz ki dünya daha yaşınlası ve özgür olur. Ve bu tür durumlarda insanları ve giydiklerini değiştirmek yerine insanların at gözlüklerini çıkarmayı deneyebiliriz. Bir başka tamamen alakasız ve farklı video konusunda görüşmek üzere.